Arkadaşlar merhaba bu videomuzda Aydın Yayınlan Ayet AYT denemelerinden 13. çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda diyor ki elektron bulunma olasının en fazla olduğu bölgeye Evet bu bölgelerine adını veriyoruz. Orbital adına veriyoruz. Yani yukarıdaki ifadelerde yer alan boşluklara getirilmesi gereken uygun kavramı doğru bir şekilde yerleştirdi. Hangi kavram açıda kalır? Evet orbital gitti. L diyor. Nokta noktada evet, L neyi gösterir? Açısal momentum kuantum sayısı dediğimiz. L ile gösteriliyor. Orbitalin şeklini belirtir. O zaman bu da gitti. M ile Evet bu da manyetik kuantum sayısıdır. Şuradaki M L manyetik kuantum sayısıdır. Orbitalin uzaydaki yönelimi belirtir. O zaman ne oldu? Burada kabuk sayısı boşta kaldı. Yani cevap E olur. İkinci sorumuza baktığımızda soy gaz olmayan ve periyodik cetvelin A gruplarında bulunan X, Y, Z ve ve V elementleri için aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? X ile Z'nin değerlik elektron sayıları aynı. Değerlik elektron sayıları aynı aynı grupta olma olasılıkları var. Tabi mesela 2 olunca helyum olma olasılığı var. Onu da unutmayalım. Y ile V arasında iyonik yapılı Y ve bileşi oluşur. V elementi bir halojen diyor. Evet V elementi bir halojen. Yani 7A grubunda. O zaman V'nin atom numarası 9 olabilir. Şu şekilde düşünebiliriz. 2'ye 7 evet olabilir mi? Böyle bir olasılık söz konusu. Sonuçta V elementi halojen X, N ve Z, N iyonları izoelektronik. Bakın X ile Z değerlik elektron sayıları aynıdır diyor. Yani bunlar şöyle düşünebiliriz. Bunlar aynı grupta. Şimdi şu N tane elektron aldı. Bu da ya da verdi. N tane, N tane elektron aldı ya da verdi şeklinde düşünecek. Bakın bu diyelim ki N tane elektron verdi. O zaman daha geriye gidecek. Bu da daha geriye gidecek. Yani şöyle bir periyodik tablo çizersek. Mesela diyelim ki. X şuradan. Z de burada. Şimdi X en tane yani bir tane elektron verdi diye mesela bir gerideki soy ulaşacak. Z ise bir elektron verdiğinde şuradakine ulaşacak. Yani bunların aynı elektron alıp ya da aynı elektron vermelerinde izoelektronik olma şansları var mıdır? Yoktur. Çünkü izoelektronik tanımı ne? Ee, elektron dizilimleri yani yani dolayısıyla da elektron sayıları aynı olan e, element şey atomlar, iyonlar diyebiliriz. O zaman nedir bu ifade? Kesinlikle yanlıştır. X ile Z aynı gruptadır. Evet bakın değerlik elektron sayıları aynı olduğu için aynı gruptadır dedik. Y alkali metaldir. Bakın şöyle söyleyeyim. Şimdi V elementi halojense V yani halojenden biliyorsunuz ki kararlı bileşiklerde eksi bir değerlik alacak. Buradaki Y ne olacak? Artı bir değerlik alacak. Yani o zaman 1A grubunda olacak alkali metaldir. X ile Z'nin kimyasal özellikleri benzer olabilir. Evet aynı grupta oldukları için kimyasal özellikleri benzerdir. Ya da tekrar söyleyeyim bakın bunlar yani X 2A grubunda olup Z şurada da olabilir. Ama olasılık dahilinde mi aynı grupta olabilirler. Evet üçüncü sorumuza baktığımızda kaplardaki sulu çözeltilerin klor iyonları molar derişimleri eşittir. Bu çözeltilerle ilgili yargılarından hangileri Doğrudur şimdi bu maddeyi suda iyonlaştırırsak bir tane alüminyum artı 3 tane klor şeklinde iyonlaşır. Bu maddeyi iyonlaştırırsak bir tane kalsiyum artı 2 tane klor şeklinde iyonlaşır. Şimdi bakın şurada ne demiş klor iyonları molar değişimine eşittir. Mesela 3'e 2 olduğu için buna 6 molar desek burası da 6 molar olsun. O zaman şurası kaç olur? 2'ye 1 orandan 3 molar. O zaman bileşiğimiz kaç olur? Buradaki bileşikte 3 molar olur. Evet burası 6 molarsa 3'te 1 oranda olduğu için 2 molar şuradaki başında yine 1 olduğu için burası da 2 molar. Çözünen madde mol sayıları arasındaki ilişki şu şekildedir diyor. Bakın mol sayısına geçmek istiyorsak ne yapmamız lazım? Molarite eşittir n bölü v yani n eşittir molarite çarpı hacim. O zaman 2 kere 2 burası 4 mol yapar. 2 moları. 2 ile çarptık. Burayı da 4 kere 3 12 mol yaptı. O zaman nedir? 2 büyüktür. 1 doğru. Aynı dış basınçta donmaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki. Şimdi donmaya başlama sıcaklığı iyonlara bakacağız. Yani sudaki iyonlar. Şimdi burada kaç var? 8 molar. O zaman mesela bu donma noktasına de değer veren 8 derece düşürürse burası nasıl kaç? 9 molar olduğu için burası 9 derece düşürecek. O zaman burası eksi 8 oldu. Burası eksi 9 oldu. O zaman 1 büyüktür. 2 ifadesi doğrudur. Aynı dış basınçta kaynarken buhar basınçları arasındaki ilişki. Bakın şöyle söyleyelim. Kaynamanın tanımı nedir? Bir sıvının iç basıncı bakın. Bir sıvının buhar basıncı dış basıncı eşit olunca kaynama gerçekleşir. Şimdi bunlar aynı dış basınçta kaynıyorsa bu maddenin de buhar basıncı dış basıncı eşit. Bu maddenin de buhar basıncı dış basıncı eşit. Bakın şu kaynarken ifadesi çok önemlidir. Yani aynı ortamda kaynayan bütün sıvıların buhar basınçları birbirine eşittir. Molaritesi, cinsi hiçbir şey önemli değildir. Ama nedir? Şu ifadeyi görmemiz gerekir. O zaman 3 de doğrudur. Cevap E olur. Dördüncü sorumuza baktığımızda V1 ve V2 hacimli iki ayrı kapta eşit kütlede ideal davranışla helyum gazları vardır. Bu gazlar için koşullardan hangilerinde birinci kaptaki gazın basıncı ikinci kaptaki gazın basıncından büyük olur diyor. Bakın şöyle söyleyeyim. Eşit kütlede diyor helyum diyor. Şimdi kütlesi eşittir. N eşittir. M bölü MA. Kütle eşitse zaten ikisi de helyum olduğundan mol kütlesi de eşit. O zaman bu maddelerin molleri eşit diyebiliriz. Yani molleri eşit. Evet şöyle diyebiliriz. Bakın P, V, N, R, T. Şimdi molleri eşit. Şuraya baktığımızda sıcaklıkları da eşit demiş. O zaman reyleri de eşit. Şimdi o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Basınçla hacim ters orantılı. V1 büyük. V2 ise burada şunu söyleyebiliriz. Yani V1 küçük V2 ise tersi olacağı için P1 büyük P2. Zaten ne arıyoruz? Birinci kaptaki gazın basıncı ikinci kaptakinden büyük arıyoruz. O zaman birincisi oldu. İkincisi için yazdığımız yine P, V, N, R, T. Bakın R zaten gaz sabiti. Molleri de eşitledik. O zaman buraya baktığımızda birinci şart hacimleri de eşit. Sıcaklıkla basınç doğru orantı. O zaman T1 büyük T2 ise yine P1 büyük P2 olur. Evet bakın burada yine şununla şu aynı. Yani hacimleri eşitmiş P, V, N, R, T, R sabit, mol sayısı sabit. Hacimleri de sabit tutar satıyor. Evet nedir? Sıcaklıkla basınç doğru orantılı. T2 büyükse o zaman burada ne olacak? P1 küçük, P2 olacak. Yine geldik şuraya. P, V, N, R, T. Bakın molleri eşit sorunun başında bulduk. R de eşit. Sıcaklıkla da eşit aldık. O zaman ne olacak? Hacimle basınç ters orantılı. V1 büyük, V2 ise o zaman P1 küçük, P2 olur. Biz birincinin büyük olduğu durumları arıyorduk. O zaman cevap 1 ve 2 olur. Yani değişik kıdır. Evet 5. sorumuza baktığımızda seri bağlı elektroz kaplarından birinde X artı iyonları diğerinde ise Y artı iki iyonları içeren sulu çözeltiler vardır. Bu kapların katotlarında aynı sürede aynı süre sonunda 5,4 gram X ve 1,6 gram Y toplanıyor. Buna göre Y'nin atom kütlesi kaçtır? X'in atom kütlesi burada verilmiş. Bakın şöyle oluşacak. X'in bulunduğu kapta X bir tane elektron alıp X'e dönüşecek. Y artı 2 ise 2 tane elektron alıp Y'ye dönüşecek. Şimdi biz şu bilgiden X'in molünü bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Çünkü seri bakın bunun molünü bulacağız. Buradan elektronun moline geçeceğiz seri bağlı kaplarda elektronlar mol sayıları birbirine eşittir. O zaman buradan şu aşağıdaki elektron geçeceğiz. Oradan da Y'nin moline ve atom kütlesine geçeceğiz. O zaman X için şu bilgiyi kullanırsak en eşittir. M bölü M A. 5,4 bölü 108. Evet bunu şu şekilde yazabilirsiniz. 54 bölü 10 ve 108 şeklinde yazabiliriz. O zaman şunu şunu sadece 1 bölü 20. Evet bakın burası 1 bölü 20 yani 0.05 mol şeklinde söyleyebiliriz. O zaman burası da bakın bununla bunun katsayısı eşit olduğu için bu da 0.05 mol. Bakın elektronlar mol sayıları eşit dedik. Burayı kaç bulduk? 0.05. O zaman burası da 0.05. O zaman burası ne olacak? Yarısı olacak. Çünkü nedir? 2'ye 1 oranı var. O zaman burası 0.05 bölü 2. Bakın molünü biliyoruz. Kütlesini biliyoruz. 1.6 o zaman ma. Ne yaptık? Yani şu formülü bakın n eşittir m bölü ma uyguladık. Molünü biliyoruz dedik kütlesini zaten soruda vermiş. Mol kütlesi isteniyor. Buradan bakın şunu şöyle yazabilirsiniz yine. 1 bölü 20 çarpı 2. Burası 40 yapar. 40'ı da buradan çarptığımızda evet cevap kaç çıkar? 64 çıkar. 16 ile çarptığımızda A şıkkı olur. Evet 6. sorumuza baktığımızda molekül sayısı kinetik enerji değişiminin grafiği verilen yukarıdaki tepkime ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Evet bu grafikte bakarsak ikinci durumda nedir? aktivasyon enerjisini geçen tacik sayısı daha fazla. Yani şöyle söyleyebiliriz. T2 büyüktür. T1. Bakın şunu da söyleyebiliriz. E1 katalizörlü. Çünkü eşik enerjisi daha düşük. E2 ise eşik enerjisi daha yüksek olduğu için katalizörsüz. Evet ikinci durumda tepkime hızı birinci duruma göre daha hızlıdır. Evet, ikinci durumda bakın birinci durumda eşik enerjisini aşan tanecik sayısı mesela bu kadar iken ikinci durumda eşik enerjisini aşan tanecik sayısı şu kadar. Onun için birinci ifade doğrudur. Birinci durumda kaba katalizör eklenmiş ve sistemin sıcaklığı arttırılmıştır. Bakın birinci durumda sadece kaba ne yapılmıştır? Katalizör eklemiş ama sıcaklık ikinci durumda değiştirmiş. Yani ikinci, ikinci durumda e, sıcaklık arttırılmıştır. Birinci durumda sıcaklık düşürülmüştür olması lazım. Bu yanlış. İkinci durumda moleküllerin ortalama kinetik enerjisi azalmıştır. Hayır. ortalama kinetik enerjisi sıcaklıkla doğru orantılıdır. Onun için sıcaklık ikinci durumda daha büyük olduğu için kinetik enerjisi de artmıştır. O zaman cevap yalnız 1 olur. Evet 7. sorumuza baktığımızda tepkimesi diyor. 2 litrelik sabit hacimli kapta X2Y3 gazıyla başlanarak sabit sıcak tepkime gerçekleşiyor. Tepkime denge ulaştığında kapta 8 mol Y2 gazı bulunuyor. Buna göre başlangıçta kaptaki x 2 y 3 gazının mol sayısı kaçtı diye sorulmuş. Evet tepkimemizi şuraya yazarsak x 2 y 3 tepkimeye girip x 2 y katısı bakın bu katı şu şuysa gaz fiziksel halleri önemli çünkü dengeye biliyorsunuz ki katılar yazılmaz ve kc'si 4 diye verilmiş. Şimdi başlangıçta şöyle yapalım başlangıç değişim ve denge. Evet bilmiyoruz bakın tepkimede buna başlangıçta a diyelim. Bunlardan yok. Peki dengeye geldiğimizde ne oluyor? Bundan 8 mol oluyormuş. Bu 8 mol art oluyormuş. Yani bu 8 mol arttı. Şimdi burası 8 mol arttıysa burası da 8 mol artmıştır. Burası da 8 mol azalmıştır. Bu 8'i neye göre söyledik? Hepsinin kat sayısı eşit olduğu için mol sayılara eşit olur. Burası A 8. Burası 8. Burası da 8 olur. Bakın tekrar söyleyeyim. Katı bizi ilgilendirmiyor. Yani şunun mol sayısı KC'de yazılmıyor. Onu yazmasanız da olur. Şimdi biz KC'de yazabilmemiz için KC bağıntısı nedir? KC eşittir. Ürün bölü giren. Ürünlerde kim var? Sadece Y2 alacağım. Girenlerde ise kim var? X2 y 3 alacağım. Tabi köşeli parantez nedir? Molaritedir. O zaman bunları molariteye çevirmem lazım. 2'ye böleceğim. Çünkü molarite eşittir. M bölü V. Yani moli hacme böleceğim. Burası 4 molar yapar. Burası ise A 8 bölü. 2 yaptı. Getirip KC'de yerine yazarsam KC değerimiz 4'müş. 4 eşittir. 4 bölü a eksi 8 bölü 2 yaptı. 4'ler birbirini götürdü. 2 yukarıya giderse yani şuraya geldi. Şurada da 1 var. İçler dışlar yaptığımızda a eksi 8 eşittir. 2'den a eşittir 10. Evet başlangıçta a sayımız yani şu başlangıçtaki x2 3ün miktarını soruyordu. Cevap o zaman 10 moldür. Cevap a şıkkıdır. 8. sorumuza baktığımızda biri zayıf, diğeri kuvvetli asit olan X ve Y gibi iki ayrı maddeden eşit mol sayılarında alınarak saf su ile aynı sıcakta birer, birer litrelik çözeltilir. Hazırlanıyor. Buna göre hangileri aynı diyor. Bakın şöyle söyleyeyim. Mol sayıları eşit, hacimlere eşit. Moller de eşittir. M bölü V. Yani bura eşit, bura eşitse burada eşit. Molar derişimleri eşittir. pH değerleri. Bakın biri kuvvetli, diğeri zayıf. Şimdi kuvvetli olan %100 yoğunlaşacak. Mesela diyelim ki ikisinden de 1 mol aldım. Şimdi mesela biri kuvvetli Hx suya H artı X şeklinde. Şimdi bundan 1 molar atarsam bundan da 1 molar çıkar. Bundan da 1 molar çıkar. Yani bunun pH'i logaritma 1'den 0 çıkar. Mesela diğeri de zayıf olsun. Zayıf olanlar denge şeklinde yoğunlaşır. Yani mesela bundan da 1 molar aldın Ama bundan 1 molar çıkmaz. Yani 0, 1 çıkabilir. 0, 0, 1 çıkabilir. Sonuçta şuralar farklı olduğu için pH değerleri farklı olur. Elektriksel iletkenlik. Elektriksel iletkenlikte iyonların moleritesiyle doğru orantılıdır. İyonların molaritesi. Şimdi iyonların molaritesi eşit mi? Değil. O zaman elektriksel iletkenlikler eşit değildir. Cevap yalnız 2'dir. Evet 9. sorumuza baktığımızda yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin molekül formülü C3 H4'te diyor bakın propin yani alkin demek alkinse iki tane Piva var. Genel formülü şu şekilde çıkarabilirsiniz. Bakın arkadaşlar alkanların genel formülünü bilin. CNH2N artı 2. Yani bu bileşiğe katılan her bağ ve her halka hidrojen sayımı 2 azaltır. Yani burada 2 tane piva olduğu için 2 çarpı 2'den hidrojen sayım 4 azalacak. Yani CNH2N artı 2 eksi 4'ten burası ne yapar? CN h 2 n 2 yapar. Propin demek 3 karbon demek getirip yerine yazmaz. C3 hidrojen 4 yapar. O zaman birincisi oldu. Siklopropen denilmiş. Bakın bir tane halka var. Bir halka. Bir de N denildiği için bir tane de pi P var. Yine iki yaptı. Burada da hidrojen sayım 4 azalacak. O zaman bunun da genel formülü bu olacak. Ve 3 karbon olduğu için bu da C3H4 olacak. Metil siklopropen denilmiş. Bakın şöyle söyleyeyim. Siklo bir halka bir de bir tane pi P var. Bunun da genel formülü CnH2n-2'dir. Sonuçta bir halka bir de pi var. Şununla aynı durum söz konusu. Peki karbon sayımız kaç? Bakın bir karbon metilde var. Propende de 3 karbon var. 4. O zaman yerine yazdınız. C4 hidrojen 6 oldu. Üçüncüsü olmadı. Cevap 1 ve 2'dir. Evet 10. sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilen standart yarı pil gerilimleri standart koşullardaki hidrojen elektroda göredir. Eğer birinci tepkimenin standart yarı pil gerilimi sıfır kabul edilseydi ikinci ve üçüncü tepkimelerinin standart yükseltgenme yarı pil gerilimleri Kaçar volt olurdu. Bakın arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şimdi bunu sıfır yapmamız için buna 1.66 eklememiz lazım. 1.66 eklediğimizde sıfır olur. O zaman buna da 1.66 eklememiz lazım. O zaman burası 0. artı 0.90 volt olur. Buna da 1.66 eklememiz lazım. Çünkü bunlar nedir? Birbirlerine göre bağlı olarak bulunan sayısal değerlerdir. O zaman burası da artı 1.22 volt olur. Tabi bakın bir de şurada dikkat etmemiz gereken yükseltgenme potansiyelleri sonra şimdi burada çinko indirgenmiş demir indirgenmiş bu maddenin indirgenme potansiyeli 0.90 olursa yükseltgenme potansiyeli bunu ters çevirirsem bu da işaret değiştireceği için burası eksi 0.90 volt olur şimdi bunu da ters çevirirsem eksi 1.22 volt O yani cevap B şıkkı olur arkadaşlar. Evet 11. sorumuza baktığımızda yukarıdaki bileşiklerden kaç tanesi sekonder alkoldür diyor. Sekonder alkol olması için bir maddenin yani hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon iki tane karbona bağlısa şu sekonder karbondur. Bu karbona da bağlı olduğu için sekonder alkoldür. O zaman şöyle yapalım. Bakın hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon burası. Peki bu karbon kaç tane karbona bağlı? Bir tane alttan bir tane de üstten iki tane. O zaman bu sekonder alkoldür. Bakın yine hidroksil grubunun bağlı olduğu karbonu bulduk. Kaç karbona bağlı? 1, 2. O zaman bu da sekonder alkoldür. Bu bir kere alkol değildir. Onu belirteyim. Çünkü bir karbonda iki tane ya da işte birden fazla hidroksil grubu varsa bu bileşik bir kere alkol değil. Yani sekonder mi falan diye incelemeye gerek. Yok yine buradaki karbona bakarsak bakın hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon. 1, 2. Bakın bir tane buradan bağlı. Bir tane buradan bağlı. Bir tane de buradan bağlı. O zaman bu bir tersiyer karbondur. Tersiyer karbona da bağlı olduğu için tersiyer alkoldür. Evet geldik buraya bakın iki tane alkol grubumuz var. Bir şu karbonu incelediğimizde bir tane karbona bağlı olduğu için burası primer alkol özelliği gösterir. Yine bakın bu karbon bir karbona bağlı olduğu için iki tane primer alkol grubu var. O zaman cevap ne olacak? İki tane olacak. Bir ve ikinci bileşiklerimiz. Evet 12. sorumuza baktığımızda yukarıdaki organik bileşikle ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Siklobüten ile izomerdir. Evet bakın e, şimdi bu bileşiği saydığımızda C4 hidrojende kaç yapar? 2, 4, 6 yapıyor. Şimdi siklobüten dediğimiz bileşiğin de genel formülü CNH2N 2'dir. Çünkü nedir? Bir halka var bir de pi bağımız var. Şurayı 4 azalttık hidrojenimizi. Biten dediği için 4 karbon var. C4 hidrojen 6. Evet kapalı formülleri aynı açık formüller farklı oldukları için bunlar birbirinin izomerdir. 2 bütün denilmiş. Bakın burada yine 2 tane pi bağ var. 2 tane pi bağından dolayı çarpı 2'den hidrojen sayımız 4 azalır. Bunun da genel formülü CNH iken eksi yani 2'dir. Bütün demek 4 karbon demek C4 hidrojen 6 et. Evet. Yine kapalı formüller aynı açık formüller farklı oldukları için birbirinin izomeridir. Sistematik adlandırılması et. Evet. Numara veririz 1, 2, 3, 4. Bakın hem birinci karbondan sonra hem de üçüncü karbondan sonra ikili bağ var. O zaman 1, 3, 4. Ana zincirim 4 karbonlu olduğu için buta ve 2 iki tane ikili bağ olduğu için diyen ifadesi doğrudur. Yani cevap E şıkkıdır. Evet 13. sorumuza baktığımızda 2 metil propanoyuk asit ile 2 metanolün tepkimesi sonucu biri organik diğeri inorganik olmak üzere iki farklı bileşik oluşmaktadır. Buna göre oluşan organik bileşiğin molekül kütlesi kaçtır diye sorulmuş. Bakın 2 metil propanoyuk asit dediğimiz bileşik Toplam ana zincirimiz 3 karbonlu. 1, 2, 3. İkinci karbonda metil var. Ve sonra da şu şekilde. Karboksil grubu var. O ilk asit olduğu için şurası CH3. Şurası da CH olur. Karbonu 4'e tamamladık. Artı metanol. Metil alkoldür. Yani bir karbonlu alkolümüzdür. Buradan tepkimeye girerse biliyorsunuz ki asitlerle alkoller tepkimeye girerse ester artı su oluşur. Zaten söylenilen de bu organik olan ester. inorganik olansa su. Peki nasıl oluşacak? Burada şu şekilde bir tepkimez oluşacak. Şuradaki hidroksil grubu kopacak. Şuradaki de hidrojen grubu kopacak ve suyu oluşturacak. Geriye kalanlar ise birbirine bağlıyor. Bakın şurada ne kaldı? Metil grubumuz var başta. CH3. Şu kısımdan bahsediyoruz. Sonra CH. Şurada CH3. Bakın şöyle karboksil grubunu açtım. Şuradan da oksijenle beraber metil grubu kaldı ve şu şekilde yazdık. Evet bileşiğimiz bu. İstiyorsanız kapatıp sayabilirsiniz. İstiyorsanız açık açık sayabilirsiniz. Bakın sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 5 karbon var. C5 hidrojeni sayarsak 3, 6, 7, 10, 10 tane hidrojen var. 1, 2 tane de oksijen var. Evet bunun molekül formülü sormuş. Karbonu 12 ile çarptık 60 artı hidrojeni 1 ile çarptık 10. Oksijeni de 16 ile çarptık 32. O zaman kaç yapar? 70, 102 yapar. Yani cevap C şıkkı olur arkadaşlar. Evet denememiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize kolay gelsin.